dönemini kutlamak için sokaklardayız. Gençlerin sesine kulak vermek, gençlerin aktif vatandaşlık hakkında düşüncelerini ve Cumhuriyet Bayramı'na karşı bakış açılarını öğrenmek için bugün buradayız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sizin için ne ifade ediyor? Öncelikle hatırlıyorum. Gerçekten ülkemiz için de sadece benim için olmadan bütün ülke için çok değerli bir şey. Peki aktif vatandaşlık diye bir terim duydunuz mu? Benim fakat çok bir bilgim yok gerçekten. Bir tahmin etsen sence ne anlama geliyor olabilir? Ülkedeki bir kişi olduğunu bilerek yaşamak, sadece ya ülkede var olmadan gerçekten o ülkenin vatandaşı olduğunu bilincinde olmak. Çok teşekkür ederiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sizin için ne ifade ediyor? Yani vatanımızın kurtuluşunu, ulusal egemenliğimizi elimize alışını. Genel olarak ulusal bağımsızlığımızı simgeliyor. Aktif vatandaşlık kavramından önce hiç duydunuz mu? Cumhuriyetle beraber kazandığımız haklarda gençlerin ülkenin geleceğinde ne kadar söz sahibi olduğunu düşünüyorsunuz? Kadınların daha çok böyle rol sahibi olduğunu düşünüyorum. Genel olarak toplum içinde. Önceden daha basitler. Şimdi daha yani işe giriyorlar. Yani bir kurumda çalışabiliyorlar. Yüksek markalarda ulaşabiliyorlar. Ama şimdiki gençlik için bunu söyleyemeyeceğim. Bilmiyorum. Biraz daha sosyal medyaya kapılmış gitmişler. Peki sizce bunun düzeltilmesi için ne yapılabilir? Bilmiyorum. Ne yapılabilir? Bir fikrim yok. Yani eğitim verilebilir. Bağımlılık gibi oldu artık sosyal medya. Eğitilebilir yani. Okullarda birer saatlik bir ders gibi bir şey yapılabilir. Uzmanlar getirtilebilir. Konuda konuşulabilir gençlerle. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Bugün Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu gençlerle birlikte yaşadık ve onların düşüncelerine kulak verdik. Cumhuriyet sadece bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda hepimizin ortak sorumluluğu. Gençler olarak bizler daha güçlü bir gelecek için aktif vatandaşlar olmalıyız. Bugün bu sokaklarda gördüğümüz gibi her zaman söyleyecek bir sözümüz var. Peki aktif vatandaşlık ve gençlik katılımı nedir diye düşünürsek de aktif vatandaşlık bireyin toplumsal, politik, çevresel faktörlere bilinçli bir şekilde dahil olması anlamına gelir. Gençlik katılımı ise gençlerin karar alma mekanizmalarına da dahil olması ve toplumsal faaliyetlerde kendi düşüncelerini özgürce ifade edebilmesi anlamına gelir. Biz İYAK olarak bu anlamda gençleri hem motive etmek için hem de onların çalışmalarını desteklemek amacıyla aktiviteler ve çalışmalar düzenlemekteyiz. Cumhuriyetimizin 101. yılında daha adil, daha güçlü, daha özgür bir toplum için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünü kutluyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.